B kan grubu beslenme. Kan grubu B olanların sindirim sistemleri güçlü enzimlere sahip özgün bir sindirim sistemidir. Deyim yerinde ise B gruplarının asitleri taşın üstüne damıtılsa onu bile eritir. Onların sindirim mekanizmasını da motor benzetmemiz üzerinden değerlendirirsek, B'ler için motorin mazot kullanan motorlar kategorisi en iyi örnek olurdu herhalde. B kan grubundan olanların sindirim sistemlerinin güçlü oluşundan kaynaklansa gerek, en uzun yaşayanlar da bu gruptan çıkar. Tabii özellikle karışık beslenmenin getirdiği arazlardan kendini koruyanlar, aynı zamanda sağlıklı bir ömür sürerler. Kan grubu B olanların sindirim sistemleri güçlü enzimlere sahiptir. Deyim yerinde ise B gruplarının asitleri taşın üstüne damıtılsa onu bile eritir. O sebeple bu enzimlerin hazmedeceği gıdalar tüketmelidirler. Bizim burada sözünü ettiğimiz şey, insanın beslenme temelli problemlerinin giderilmesi için önceden alınabilecek tedbirler. Şimdi B gruplarının neler yiyip içmesi gerektiği konusuna gelebiliriz. Etler. B grubu bir etoburdur. Ama yağlara karşı hassastır. O yüzden de mümkün mertebe yağsız eti tercih etmeleri gerekiyor. Yağsız olduğu için daha çok dana etini tercih etmeleri gerektiği düşünülse sığır etinin B'ler tarafından rahat hazmedilemediği bir gerçek. Elbette sığır eti onlara zarar veriliyor ama şifa kategorisine girmiyor. Daha çok kuzu ve koyun etini ve özellikle de tavşan ve geyik gibi yaban etini tercih etmeleri gerekiyor. Hasta olan B'ler şifa olan etlerden bolca yiyerek tabii ekmeksiz vücutlarının sağlık kazanmasına hizmet edebilirler. Şifalı olanlar, kuzu eti, koyun eti, tavşan eti ve geyik eti. Yenilebilir olanlar, sığır eti, buğulo eti, dana eti, ciğer. Kanatlılardan da sülün eti ile hindi eti yenilebilir. İçerdikleri lektinler B'lere zarar vermez. Zararlı olanlar, tavuk eti, ördek eti, kaz eti, keklik eti, bıldırcın eti, jambon ve yürek. Nispeten yağsız olan tavuk etinin zararlı olması sizi şaşırtmasın. Burada esas olan yağ değil, tavuk etinin içerdiği lekenlerdir. Tavuk etindeki lektinler, B'lerde kanı tehdit eden ajanlardır. Tavuk etindeki lektinler, James D. Adamo'nun ifadesiyle kan damarlarına saldırarak, felçlere, bağışıklık bozukluklara neden olabilmektedir. Kolesterol, tansiyonda cabası. Deniz ürünleri. B'lerin deniz ürünlerinde dikkat edecekleri tek bir husus var. O da kabuklu deniz ürünlerinden uzak durmaları. Bunun dışında hemen hemen her tür deniz ürününü yiyebilirler. Ama son balığı, morina ve dil balığı favori balık etleridir B'ler için. Şifalı olanlar, dil balığı, son balığı, morina, deniz alabalığı, uskumru, mezgit, barlam, bir tür mezgit, hani balığı, mersin balığı, turna balığı, uskumru, tirsi balığı ve sardalya. Yenilebilir olanlar, tuna, rina, deniz tarağı, alabalık, tatlı su levreği, gümüş balığı, çamuka, kalamar, kılıç balığı, köpek balığı. Zararlı olanlar, hamsi, istiridye, yılan balığı, kerevides, ıstakoz, küme somon, karides, levrek, midye. Süt ürünleri. Süt ürünleri konusunda en rahat kan grubu B kan grubuna mensup olanlardır. Esasında B kan grubu bir mutasyon kan olduğu ve süt ürünlerinde bulunan D-galakozamin amino asidinin, sıfır kan hücresine kendisini monte etmesiyle meydana gelmiş bir kan grubudur. Dolayısıyla süt ürünleri bir grup için fazla zarar oluşturmuyorsa o kan grubu B'dir. Çok az tür dışında hemen hemen her türlü süt ürününü yiyebilirler. B grupları her türlü süt ürününü sindirebilen tek kan grubudur. Yeter ki onu etle ve tahıl proteinleri ile birlikte yemesinler. Baharat katılmış yoğurt da B'ler için yararlıdır. Şifalı olanlar, beyaz peynir, süzme peynir, keçi peyniri, keçi sütü, yağsız süt, yoğurt, mozzarella. Yenilebilir olanlar, tereyağı, yayık ayranı, yağlı süt, manda sütü ve yağı, biri, Fransız peyniri, kazayn, çedar, guda parmesan, gravyer peyniri, İsviçre peyniri, soya sütü ve peyniri. Zararlı olanlar, Amerikan peyniri, hazır dondurma, şerit peynir ve mavi peynir.
Yağlar. Yağlar konusunda da beyler şanslıdır. Zeytinyağı onlar için de en yararlı yağdır. Keza tereyağının suyundan arındırılıp eritilmesiyle elde edilen sade yağ da beyler için şifalı bir yağdır. Şifalı olanlar, zeytinyağı, sade yağ. Yenilebilir olanlar, balık yağı, keten tohumu yağı, badem yağı, ceviz yağı. Zararlı olanlar, mısır özü yağı, ayçiçek yağı, pamuk tohumu yağı, avokado yağı, yer fıstığı yağı, bazı beyler yiyebilirler, susam yağı, soya yağı, kolza yağı. Kabuklu, kuru, yemişler. B gruplarının başının dertte olduğu tek gıda grubu kabuklu yemişlerdir, yani kuru yemişler. Esasında beyler için faydalı yahut yenilebilir kuru yemiş bile azdır. Mümkün mertebe, çekirdekli ve kabuklu yemişlerden özellikle de kavrulmuşlarsa uzak durmaları daha iyidir. Şifalı olanlar, B grubuna yararlı kuru yemiş yoktur. Yer fıstığı, susam ve ayçiçeği çekirdeği lektinleri tam zararlıdır. Yenilebilir olanlar, badem, ceviz, kestane. Zararlı olanlar, esasından yenilebilenler dışında kalan tüm kuru yemişler zararlıdır denilebilir ama daha çokça zararlıları saymakta yarar var. Onlar da mahun cevizi, kaju, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, fındık, haşhaş, tahin, kabak çekirdeği, susam, ayçiçeği çekirdeği. Bakliyat. Beyler için de uygun hububatlar vardır muhakkak ama sanırım hububata karşı en duyarlı kan gruplarından biridir B. Mercimek ve börülce onlara ciddi zarar verir. Anadolu halkının genetik bir dayanıklılığı var tabii tahıla ve bakliyata karşı ama yine de B kan grubuna mensup olanlar bakliyata karşı dikkatli olsalar iyi olur. Bununla birlikte kuru fasulye bir tek beyler için şifadır. Şifalı olanlar, kuru fasulye, kırmızı soya fasulyesi, lima fasulyesi. Yenilebilir olanlar, bakla, yeşil fasulye, bezelye. Zararlı olanlar, mercimek, yeşil, kırmızı, sarı ve börülce. Tahıllar. B gruplarının tahıllara da şaşırtıcı bir dayanıklılıkları var. Buğdaya karşı da dayanıklıdırlar ama yine de buğday konusunda dikkatli olmaları tavsiye edilir. Hele çoğu kan grupları için tavsiye edilir. Çavdar onlar için tam zarardır. Ekmek yerine de yulaf ve pirinci tercih etseler onlar için daha faydalıdır. Pirinç pilavına safran katmaları tavsiye edilir. Şifalı olanlar, aktarı, yulaf kepeği, yulaf ezmesi, pirinç, kızıl, kaplıca, buğday. Yenilebilir olanlar, mısır unu, mısır nişastası. Zararlı olanlar, arpa, esmer buğday, mısır gevreği, çavdar, esmer bulgur, buğday kepeği, yabani pirinç, kuskus. Ekmekler, beyler, esene ekmeğini, hezekiel ekmeğini, esmer pirinç ekmeğini ve aktarı ekmeğini tercih etmeliler. Kızıl buğday ekmeği ve glutensiz ekmeği ve hatta beyaz un ekmeğini zararsız yiyebilirler. Ama karışık tahıllı ekmekler, çavdar ekmeği, kepekli ekmek, makarnalık durum buğdayından yapılan ekmekler onlara zarar verir. Kayısı katılmış ekmek de onlar için son derece yararlıdır. Sebzeler. B kan grubunda yer alan insanlarımızın, Türk sofra kültürü açısından en şanslı grup olduğunu söylemiştik. Bu durum sebzeler açısından da böyledir. B'lere zarar verecek sebze çok azdır. Bir tek domatese karşı ciddi reaksiyonları var. Çünkü domatesin lektini beylerin mide çeperini aşındırıyor. Şifalı olanlar, pancar ve yaprağı, havuç, brokoli, beyaz ve kırmızı lahana, kara lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, patlıcan, lima fasulyesi, yabani havuç, taze hardal, maydanoz, tere, roka, dolmalık biber, yeşil ve kırmızı biber, sivri biber, patates, taze hardal. Yenilebilir olanlar, kuşkonmaz, kereviz, hindiba, salatalık, yeşil soğan, sarımsak, zencefil, bayır turpu, pırasa, bamya, pazı, ıspanak, soğan, patates, şalgam, deniz yosunu, kapari, bezelye. Zararlı olanlar, domates, acur, enginar, yer elması, bal kabağı, avokado, yeşil üzüm, ananas, kırmızı erik, kara erik, yeşil erik, kırmızı üzüm, papaya. Meyveler. B gruplarının uzak durması gereken birkaç meyvenin en başında Trabzon hurması ile nar gelir.
Nar en büyük antioksidandır ama aynı zamanda kan ağırlaştırıcı, pıhtılaştırıcı özelliği de vardır. Kanın kabuğundaki lektin denen yüksek kan durdurucudur. Bir yaraya nar kabuğunun tozunu atın hemen kan akışı durur. Buna karşılık ananas iyi bir hazmettiricidir. Hurmalara ve özellikle de Kudüs hurmasına ki tamamen yapay bir hurmadır B'lerin tepkisi vardır. Şifalı olanlar, üzüm, papaya, ananas, lahana suyu. Yenilebilir olanlar, elma, kayısı, kiraz, havuç, greyfurt, portakal, erik. Zararlı olanlar, çok sakıncalı sayılabilecek meyve yoktur ama B'lerin yine de nar, Hindistan cevizi, Trabzon hurması ve Hint incirinden uzak durmalarının yararı vardır. Baharatlar. B'ler susamdan, tarçından, karabiberden uzak durmalarında yarar var. Buna karşılık, zencefil, kırmızı biber, köriyi bol bol kullanabilirler. Şifalı olanlar, kırmızı biber, köri, zencefil, maydanoz, nane. Yenilebilir olanlar, anason, fesleğen, defne yaprağı, dereotu, bergamot, kakule, karanfil, kişniş, kimyon, kapari, keçi boynuzu, mercan köşk, tarhun, vanilya, biberiye, safran, tuz, soya sosu, sirke, her türlüsü, karabiber, pul biber, melas, zerdeçal, kekik, hardal, tane karabiber, keçi boynuzu, demir hindi, esmer şeker, her türlü sirke. Zararlı olanlar, yeni bahar, toz karabiber, tarçın, badem esansı. Çeşnilerden de bir tek ketçaptan uzak dursalar yeter. Çaylar. Amerikalı gıda uzmanı ve fitoterapist James D. Adamo, kronik yorgunlukları olan B'lerin ginseng çayı içmelerini tavsiye etmiş. Esasında siyah çayın da zarar vermediği bir kan grubudur B kan grubu. Şifalı olanlar, yeşil çay, zencefil, meyan kökü, ginseng, maydanoz, nane, ahududu çayı, ada çayı, kuşburnu. Yenilebilir olanlar, dulavrat otu, kedi nanesi, papatya, kuşu otu, akdiken, mürvır, dut, çilek yaprağı, mine çiçeği, kekik, huş ağacı, civan perçemi. Zararlı olanlar, mısır püskülü, öksürük otu, şerbetçi otu, ıhlamur, sığır kuyruğu, sarı sabır, kızıl yonca, revent, sinameki, çoban çantası. B grupları için bazı sağlık uyarıları. Uyarı 1. Özellikle B grubundan olanların sabah güneş doğmadan önce kalkmaları çok mühimdir. Güneş doğarken uyumak, hiçbir grubu B grubundan olanlar kadar rahatsız etmez. İkindi ile akşam arasında uyumak da özellikle sindirim sistemi açısından tembelliğe sebebiyet verir. Öyleyse o saatlerde uyumamaya özen gösterin. Akşam güneşin batmasına 1 ila 2 saat kala uyuyanların uyku, yorgunluk ve tembelliği çoğalır. Çünkü vücut, sinir sisteminin dengeli olabilmesi için gerekli olan maddeleri o saatlerde üretiyor. Uykuda ise bu süreçler yavaşlıyor. Bu durum psikolojik ve psişik rahatsızlıklara da yol açıyor. Zaten bildiğiniz gibi dinen de o saatlerde uyumak sakıncalı bulunmuş. Uyarı 2. Şekeri azaltın, tatlandırıcı ve hazır içecek ve yiyecekleri hiç kullanmayın. Buğday tip 405 ila 550, durra buğdayı, çavdar ve mısırdan uzak durun. Bunlar özellikle B'lerde beyin damarlarında daralmaya sebebiyet verdiğinden hafıza kaybına, konsantrasyon bozukluğuna ve şeker hastalığına zemin hazırlar. Uyarı 3. Süt ürünlerini balık ve et ile fasulyeyi yoğurt ile birlikte yemeyin. Karışık et, salam, sucuk, sosis gibi tüketmeyin. Bu besinler B'lerde hazım bozulmasına, zehirli kalıntıların oluşmasına, cilt hastalıklarına sebebiyet verir. Sara hastası B'lerin karışık etlerden özellikle uzak durması lazım. Çünkü karışık et yemenin genel zararları yanında sara krizlerini çoğalttığı da bilinmektedir. Karışık et, karaciğer hastalıklarının da en temel sebebidir. Uyarı 4. Hazır vitamin kullanımında son derece dikkatli olun. Hap vitaminler diğer gruplara da zarar verir ama bu etkisi B'lerde çok daha yüksektir. Çünkü, doğal, denilenleri de dahil hemen tüm vitaminler genetiği değiştirilmiş mısır ve benzeri ürünlerden yapılıyor. Bu da özellikle B grubundan olanlara ciddi zarar vermektedir. Dikkatli olun. Uyarı 5.
B grupları güneş doğarken asla uyumamalılar. Hiçbir grubu, o saatte uyumak, B'ler kadar yormaz. B'lerin egzersizleri de nispeten ağır olmalıdır. A grubundan biri 17. dakikadan itibaren terler ve yağ yakmaya başlar, buna karşılık B ve 0 grubundan olanların yağ yakmaları ancak ağır bir egzersizin 35. dakikasında gerçekleşir. B'ler haftada en az 3 kere 45 ila 60 dakika aerobik veya 30 ila 60 dakika hızlı yürüme egzersizi yaparlarsa yağları ve kolesterolü dengelerler. Ağırlık çalışmaları, bisiklet binmeleri, jimnastik yapmaları, koşmaları zorlu ve uzun soluklu olmalıdır. Haftada en az 3 kere bu tür egzersiz yapabilen B'ler zinde yaşarlar.